Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda maktul İnce Ergo'nun öldürülmesine ilişkin olarak şüpheli Engin Tilmen'in suçun niteliği ve henüz tam olarak toplanmamış delillerin olması ve şüphelinin kaçma ihtimalinin göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Hakim Bey, Engin Tilmen bir avukattır. Daha önce bir suça karışmamıştır. Adli sicili tertemizdir. Senelerdir sabit ikametgahı vardır, yeri yurdu bellidir. Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir neden, bir delil yoktur. Hakim Bey, kendisi maktulün ablasına saldırdı. Çıkan tartışma sonucu kaçtı. Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya tarafından yakalandı. Ayrıca delilleri yok etmeye ve değiştirmeye çalışması da cabası. Henüz buna ilişkin bir delil yok Savcı Bey. Buluruz Avukat Bey. Sen ne diyorsun bunlara? Söyleyecek bir şeyin var mı? Müsaadenizle var Sayın Hakim. Bir gerçeği itiraf etmek isterim. Ben yapmadım. İnce Erguvan'ı ben öldürmedim. Babam yaptı. Annem de burada. İsterseniz ona da sorabilirsiniz. Babam bütün suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Katil o. Saçı başımı yolacağım resmen. Ya bu adam elini kolunu sallaya sallaya çıkacak, biz de bakacak mıyız? Büyük bir oyun oynuyorlar. Bu öyle söyle gitsin bir iddia değil. Amaçlarını anlarsak yollarını da keseriz. O yol tutuklu yargılanma kararıyla kesilecekti. Ekmeklerine yağ sürüldü resmen. Tamam, sakin ol. Hiç mi düşünmedin? Beklediğimizin aksi de olabilir. Hakimin takdiri. Adam avukat, sicili temiz, senelerdir sabit ikametgahı var. Ha, böyle haklılar deyip bekleyecek miyiz? Bu mudur duruşumuz? Hayır. Buradan döner miyiz Ceylin? Daha yeni başladık. Asla. Ölürüm dönmem. Heh. Hadi ilerleyelim. Her manada. Yürü. Hadi. Savcı. Bu Engin'in de annesinin de ifadesini alacağım yeniden. Gönderme bir yere. Nasıl? Serbest mi savcım? O küçük kafandan ne geçiyorsa tadını çıkar bakalım. Babama kazık attım diye sevin. Ama fazla uzun sürmez. Elini ateşe soktun madem, fena yanacaksın. Babacım demişti dersin. Cesur oğlum benim. Şimdi ne olacak Engin? Bir şey değil. Adli takip. Yurt dışına çıkma yasağı, haftada bir de karakola gidip imza şartı. Sakin ol, hepsi beklediğimiz şeyler. Her şey kontrol altında. Konuştuğumuz gibi. Neredesin anne? Evde arama vardı. Bir şey buldular mı? Bilmiyorum ki. Sanırım hayır. Güzel. Neşet'le konuştun mu? Konuştuğumuz her şeyi yaptım. Her şey hazır. İfaden tamam mı? Ezberledim mi? Anne. Korkuyor musun?
Ben babandan korkmaktan, seni sürekli aşağılamasını izlemekten, kibrinden, zalimliklerinden o kadar yorgunum ki korkmaya gücüm kalmadı. Bir an önce gitmek istiyorum. Seni de kendimi de kurtarmak istiyorum. Merak etme. İkimiz de yepyeni bir hayata başlayacağız. Sen söylediklerimi unutma yeter. Tamam. Aynı yolda yürürse kimse bizi ayıramaz. Tek yapmamız gereken ifade vermek. Sonra yurt dışına kaçıyoruz. Gülümse, gülümse, bitti işte. Hadi gel. Baban nereye gitti? Savcılığa. Ya avukat, sen nasıl bir şovmen çıktın ya? Ben öyle vururum, gol olur. Hiç beklemez. Bekleseydin bir, hakem bir düdük çalsaydı belki ofsaytsındır. Malum, yeni bir bilgiyle aydınlattınız ya bizi. Savcım detayları öğrenmek ister, ifadenizi alacağız. Sizi de bir süre misafir edeceğiz hanımefendi. Biliyoruz memur bey. Programımız müsait, sorun yok. İstediğiniz kadar bekleriz. Umut, şu arkadaşı al. Ben buna bakmalara doyamıyorum, nazarım değecek benim buna. Sorun yok. Kapı çalmak yok mu? Maruzatım vardı sayın savcım. Malum. Kusura bakmayın. Rıdvan, sen çıkabilirsin. Tabii savcım. Evet savcım. Şimdi ne yapıyoruz? Sessizlik ne size ne de bana yarar savcım, değil mi? En büyük tanığım sizsiniz. O gece sizin yanınızdaydım. Cinayeti ben işlemedim. Benden sanık yaratamazsınız. Bunu ikimiz de biliyoruz, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Gerçekleri saklamazsınız, yalan söylemezsiniz. Mizacınıza ters. Ama lehime şahitlik yapacaksınız diye düşünüyorum. O gece neden yan yana geldiğimizi anlatacaksınız. Bu dediğinin olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Yalan değil. Şahsi bir konuyu açıklamamak. Vay 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 vay. Sırın açığa çıkmasın diye. Sen yanma diye ben yanacağım, öyle mi? Hayatımda hiç kimse için böyle bir fedakarlık yapmadım ben. İnan nasıl yapılır bilmiyorum. Aklındakini açık açık söylesene avukat. Vaktim az, işim çok. Yalnızız burada. Sen şimdi ne diyeceğini balya balya hazırlamışsındır. Beni bu beladan sen kurtaracaksın. Oradan olmuyorsa buradan. Ben bilmem amasını, nasılını. İstersen ben açıklayayım. Hı? Ama üzülürsün. Bunun ikimizi de üzmeyecek tek yolu var. O da oğlun yanacak. Yansın. Korumaya kalktım da ne oldu lan kör herifi? Döndüm arkamı, ilk beni ısırmaya kalktı. Öncelik sıram değişti benim az evvel savcım. Bundan sonra önce ben. Elinden ne geliyorsa yap. Dövüş eşitliği. Kazanan nasıl belli olacak? Habire bel altından vuruyorsun. Sen olmasan şimdiye kadar ben Engin'i paketlemiştim. Ayıp oluyor ama. Yapma Yekta. Oğlunun arkasını toplamıyor musun? Bir delil yakalarsam yakana yapışacağım. Katiyen. Kimse için kendimi kirletme. Yekta. Eniştenin evini baştan döşemediniz mi? He? Delil yerleştirmeler, hastane günlüğünü yazmalar. He? Eksiğin varsa tamamla. Alakam yok. Ne yaptıysa kendi yapmış. Kes cezasını, ikimiz de üzülmeyelim.